Merhaba ben Zuhat. Selam ben de Olcan. Her hafta yeni bir konuyu sorguladığımız Bu adlı podcast'imize hoş geldiniz. Buyurunuz. Selam millet. Selam herkese. Kısacık bir aranın ardından, kaç gün oldu? 15 gün falan oldu herhalde. 2 haftalık bir aranın ardından. Biz geçen hafta karbon konuşmaya başladık ya işte sürdürülebilir hayat falan konuştuk. Sonra abi ben yazlığa gittim ve hayatımda yemediğim kadar et yedim, mangal yedim. Ve hepsinde hikaye attım. Ah be karnım. Sonra bizim podcast'i dinleyip beni takip eden bir şey yazdı. Ya biraz tutarsız olmadım hani. Geçen bölüm dünyayı mahvediyoruz deyip 9 gündür mangal yapman dedi. Evet dedim ya. Yani ve story'e koyuyorsun hepsini şuursuz evet ya. Evet abi hayatımda et story'si koymadım. Niyeyse böyle her gün mangal story'si koydum çok saçmaydı. Herhalde böyle bilinçaltım hayır demeye çalışıyor. Hani eti bırakma Eti bırakma diye bağırdı bana herhalde. Sen bilincin üstüne güven kardeşim. Aynen. Bilincin üstü de bu mu yani? Altından ayır <laughs> Altın çok gördük yıllarca sana hoş gel. Zaten petrol lobisi zehirledi kardeşimi. Aynen. Evet abi ne demiştik? Geçen hafta bir tık böyle genel bir farkındalık yaratmaya çalışıp önce kendimize sonra insanlarda ki bende başarılı olmamış belli ki. Sonrasında ben <laughs> benim gibi başarılı olmayan Ama insanlara... o, o konuları bu bölüm konuşacaktık. Ondan öyle çok belki Manga, mangal, mangal storylerinin sebebi olabilir. Henüz olabilir. O konuya gelmedik. Bu bölümde geleceğiz. Bugün üzerine de yaparsam zaten Allah belamı versin. Beni dinlemeyin bir daha. <laughs> Bunun üzerine gidip akşam Urfa yersen Aynen. başarısız olmuşuz demektir. <laughs> Bugün yaşantıda söylediğimiz gibi daha böyle biraz daha içine gireceğiz konunun. Hani madde madde ne yapılabilir? Biz ne yapabiliriz? Nedir ne değildir gibi. Bu bölümün gündem maddeleri aslında yani son dönemin popüler ama bence Yakın gelecekte böyle herkesin konuşacağı iki kavram. Biri karbon ayak izi, öbürü sıfır atık üzerine. Okey abi. Hangi Bir başlıktan konumuza gelebiliriz. Aynen. Hangi başlıktan girelim? Bence ilk başta karbon ayak izi nedir? Karbon nedir? Hmm. Ayak nedir? İzi nedir? Karbon ayak izi çok genel hatlarıyla şudur. Bizim tükettiğimiz bir ürün, bir hizmet, bir servis yani bu işte araba da olabilir, uçak olabilir, yediğimiz et olabilir, kahve olabilir. Her şeyin bize ulaştırmak için yani biz son halini tüketinceye kadar ürünlerden çıkan bir karbon var. Yani biz mesela bir bardak kahve içtiğimiz zaman aslında Kenya'da bir tane tarlaya ekilen tohum, işte onun ona yapılan ilaçlama, sonra bunun paketlenmesi, işte bunun bozulmaması için içine konulan kimyasallar, sonra oradan uçağa bindirilip Türkiye'ye gelmesi onlar su tahmin ediyorsun işte. Onun bir kafişapa gelmesi, sonra o kafişapta bir elektrik harcanarak onun bardağa geçmesi. Bütün bu yolculukta binlerce ton karbon harcanıyor ve buna da karbon ayak izi deniyor. Bunu önünüzdeki kağıt içinde, bir kablo içinde her şey için düşünebiliriz. Her şeyin bir karbon ayak izi var, hayatta kullandığımız. Ya aslında böyle çok hani bu bu böyle biraz felsefi bir şey. Yani tam anlamıyla işte sen X kilogram karbon ayak izi tükettiğin ürettiğin bir şeyi hayatından çıkarınca o X rakamı atmosferden çıkmıyor tam olarak. Ya da sen işte daha somut bir örnek vereyim. Sen en basitinden yani bir uçak yolculuğu bir insanın en yüksek karbon ayak yarattığı noktalardan biri. Ama sen aslında o uçağa binmeyince değişen bir şey olmuyor. Hani o uçak yine kalkıyor. Evet. En azından ee, ama sen olmuyor. buradaki payını yani payını ölçmeye çalışıyorsun. Biraz daha şey hikayesi. Yani gerçek maliyetini yaptığın aktivitelerin, satın aldığın ürünlerin gerçek maliyetini hesaplama yöntemi gibi aslında. Yani sen o uçak yolculuğuyla aslında uçağın atmosfere saldığı karbondioksit bölü yolcu sayısından şu kadarlık bir karbon emisyonuna katkı sağlamış olduğun gibi insanları biraz daha bilinçlendirmek amaçlı bir şey. Yani bu çok mühendislik, çok matematik kafasıyla düşünülmemesi gereken bir şey. Biraz daha felsefi bakılması gereken bir şey bir tık daha. Ama şöyle bir şey de var. Atıyorum hani bu konuda bir tık duyarlı olup tam uçağı azaltamazsın belki. Uçak genelde ihtiyaç için biliniyor ama bir şeyler azalttığın zaman talep azaldığı için bir şekilde arz da azalmaya başlayacak. Yani böyle tabii bir şey olmaz o bu ama kesinlikle öyle. Yani bir, bir tane yapsan evet uçak yine kalkıyor ama bir anda hmm. toplam bir değişiklik yaratma imkanımız da oluyor. Ya bir de şey oluyor daha çok. Hani bu konular ne kadar çok konuşulur konuşulur olursa, e, şirketlerin üzerine o kadar yük biniyor, baskı oluşuyor ve bir şekilde nasıl mesela şu an her yerde helal sertifikalı ürünler. Hı hı. Hani ürünlerimizde işte helal tekniklere göre kesilmiştir, bilmem ne, helal işte domuz yağı kullanılmamıştır. Bunları böyle koyma sorumluluğu hissediyor ya insanlar. Çünkü hı hı. bu konuda bir duyar var. Bu konuda da duyarlılık arttıkça şirketlerde bir şekilde bir şeyleri değiştirmek ya da rekabet noktasında hani bu, bu noktada da birbirleri rekabet etmek. Hani kimin ürünü daha az karbon ayak izine sahip. Aslında kendi davranışlarınla kurumsal açıdan bir bat, baskı oluşturmuş oluyorsun. O zaman bence en önemli olan şey kırmızı etten girebiliriz. Benim herhalde üst üste izlediğim iki belgesel. Biri Kovsi Çok ünlü bir belgesel zaten. Bir mihenk taşı gibi. İkincisi de daha yakın dönemde yayınlanan bu Game Changers. Arnold Schwarzenegger, James Cameron, Lewis Hamilton, Chris Powell. Bunların yapımcılığını üstlendiği, çok ciddi bir anlamda hani bu konuda insanların bakış açısını değiştirmeyi hedefleyen bir böyle veganlık propagandası gibi biraz aslında. Hani bir tık bakınca öyle bir boyutu da var bu şeylerin. Ama haklı bir propaganda çünkü işin içine girince yani o bilimsel araştırmaları okumaya başlayınca zaten en basitinden besi hayvancılığının toplam sere gazı salınımının %15'ine denk olduğunu görüyorsun. Bu çok ciddi bir rakam. Yani ne kadar ciddi olduğunu şöyle anlatayım. Bütün uçak, gemi, aklınıza gelebilecek her türlü kara taşıtı hepsinin toplamından daha fazla bir rakam bu. Karbon emisyonuna katkısı, toplam karbon emisyonuna katkısı. Ve bir yandan da hani zaten işin etik boyutu da var. Ama ben mesela veganlara kızdım açıkçası vegan dinleyicilerimiz biraz böyle belki ders çıkarsın. Hani bugüne kadar veganlığın sadece bu argüman üzerinden yani etik boyutu üzerinden sunulması çok eksikmiş yani. Çünkü çok etik boyutu tartışılır ama tartışılmaz bir şekilde doğaya bir etkisi var yani. Çok ciddi bir zararı var. Ve hani bu bunun hiç gündeme getirilmemiş olması çok garibime gitti. Acaba onlar da mı bilmiyordu? Bilmiyorum da bayağı ciddi ben, bir konu yani. Bence çok bence de bilinmiyor bu arada. Yani benim mesela veganlık konusunu yakaladığı nokta bu konuştuğumuz şey oldu. Yani tamam kırmızı et yemek hayvan hakları falan okeyim tabii ki ama hala et yemeye devam ediyordum. Ve ediyorum da gördünüz zaten geçen hafta. Ama mesela beni yakalayan noktası bu oldu yani. Hani dünyanın ömründen bu kadar çok yediğini bilmiyordum mesela. mesela artık bu kadar çok tüketmek çarpı 5 5 kere düşünmesi gereken bir şey haline geldi. Benim için en azından. Ya işte ben de hani artık böyle veganlara şeyi soruyorum hani hangi sebepten diyor mesela etik nedenlerden mi çevresel nedenlerden mi falan hep etik diyorlar. Hani bakıyorlar daha doğrusu hani sanki çok garip bir soruymuş gibi hani tek bir sebebi olabilirmiş gibi. Hani ben de bu arada şey değilim yani. Ya hayvanların kesilmesi noktasında bir tık ortadayım. Hani hayvanların böyle organik çiftliklerde iyi muamele gördük gördükten sonra kesilmesi noktasında bir tık aradayım. Hani o ayrı bir tartışma konusu. Şey kesinlikle karşıyım bu e, böyle fabrikasyon bir şekilde işkence halinde ee, ...hayvanların mal gibi davranılmasını kesinlikle yanlış bence. Bunu tartışılacak bir boyutunu da görmüyorum. Ama çevresel şeyini çok daha önemsedim açıkçası yani. Çevresel boyutunu çok daha önemsedim. Bir de sadece karbon ayak izinden de ibaret değil. Ee, hani bir kilo et başına 15 bin litre gibi bir su tüketiliyor. Yani o büyükbaş hayvanlar hem çok ciddi metan gazı yayıyor... ...hem inanılmaz su tüketiyorlar. Ayrıca kırmızı et kalori bakımından da inanılmaz verimsiz bir şey. Yani şöyle anlatayım... Bir kilo et için o hayvanın 25 kilo tahıl yemesi lazım. Ve bu da arada o geçişte %97 kalori kaybı demek. Ve şöyle bir hesap yapmışlar. O çok çarpıcıydı. Eğer besi hayvancılığı yerine hayvanları beslediğimiz bitki ve tahıllarla insanları besleseydik günde ortalama 3.5 milyar insanı daha doyurabiliyormuşuz. Ciddi bir verimsizlik var yani. Mesela benim daha bir şey çok Böyle gözüme çarptı. Geçen bölüm konuşmuştuk ya yani şu anda bizim günde işte beş buçuk kilogram karbondioksit üretmemiz gerekiyor. Bu bahsettiğimiz karbon izinden yani. Bir öğün biftekte beş buçuk, beş buçuk kilogram günlük karbondioksit hakkımız var ya yıllık işte iki tona ton denk geliyor. Geçen bölüm bahsettiğim gibi. Dünyanın ısınmasını sabit tutabilmek için selep olmamız gereken karbondioksit miktarı günlük. İşte bütün ürünlerle, kullandığımız şeylerle. Mesela bir öğün biftek yediğin zaman sadece kilogram değil yani bir öğün sadece gözünüzü önüne getirirsiniz. Altı kilogram Karbon de sebep oluyoruz. Bizim bir günde 5,5 yapmamız gerekiyor ki küresel ısınmayı geri değil sabit tutabilelim. Bana İnanılmaz... rakamın biraz az geldi çünkü çünkü ben de şey diye not aldım. Ee, veganla geçince yani sadece vegan diyetle yılda kişi başı ortalama neredeyse bir ton daha az karbon üretimi yaratıyorsun. Şu anda matematik yapacağım. O, o o rakamdan oraya çıkmak zor geldi bana biraz. Niye? Ama bunun içinde şey de var tabii vegan diyorum hani. Bütün hmm. e, süt ürünleri ve yumurta da var. Hmm, okay. Bu arada onların da ayak izi inanılmaz fazla süt ürünlerinin falan. E, Tabi yani süt süt ürünleri ve şeyde de benzer sıkıntılar var. Orada biraz daha etik kısmı hani daha az gevşiyor. Sonuçta hayvanları öldürmüyorsun. Hı -hı. Ama e, yine de bir problem var yani. Bu arada evet, merak edenler evet. için şeyi de söyleyelim. E, beyaz et kırmızı ete kıyasla çok daha iyi demeyeceğim. Ama şey yani. E evet, 5 kat mıydı? Öyle bir şey kat, daha az aynen. karbon emisyonu var. Fakat yine de normal vegan beslenmeye kıyasla daha kötü yani net bir evet. şekilde. Balık da aynı şekilde. Ya hep böyle bir sıfırdan büyüktür diyoruz ya. Tamam mesela okey eti çok seviyoruz kırmızı eti. Ama mesela atıyorum haftada 4 kırmızı et yerine 2 tavuk iki kırmızı yapmak bile bir adım. Çünkü sadece bir öğünde 5 kat karbon ayak azaltmış oluyorsunuz. Ya böyle çok büyük adımlar da değil yani. Et mi yesem tavuk mu? Okey tavuk yiyeyim. Çünkü 5 kat 5 kat karbon ayak azaltıyorum. Okey bir sıfırdan büyüktür. Tak. Ya işte bu mesela hani rakamları konuşunca her şey kafanda çok netleşiyor. Ama işte dışarıdaki dünyaya çıkınca öyle değil ya. Yani, yani zaten... kardeşim menü gelince... <laughs> kebapçıda menü gelince öyle olmuyor. <laughs> yani bizim geçen sette işte bir tane vegan kız vardı ekipte. Ee, kız bayağı zorlandı. Ama sette bile vegan menü çıkarıyorlarmış. Bu da aslında bir tık en başta konuştuğumuz hikaye şey. Yani sen bir şeyleri talep ettikçe birileri de e, üretimini ona göre değiştirmek mecburiyetinde kalıyor. İşte serbest ekonomi. Kapitalizmin de bir tık iyi yanlarından bir tanesi yani. Şey ilginç geldi bana mesela. E, Nevşin Mengü şey konuk olmuş. Flars'ın son bölümünde konuk olmuş. Ondan bir önceki bölümde konuk olmuş. O da veganmış. Bilmiyordum ben. E, biraz böyle bu konu üzerine konuştu. Yani aslında biz mesela et deyince aklımıza artık böyle markette o paketlenmiş son ürün geliyor ya ama aslında onun öncesinde bir hayvan yani o canlı bir hayvan o şey diyor hani bir insan olarak bizim onu bilmemiz lazım yani o şeye gerçeğe yabancılaşmamız lazım ve onun paketin üzerinde nasıl ki sigaranın üzerinde saçma sapan böyle kopmuş kollar parçalanmış bacaklar artık böyle boku çıktı ya o işin hı hı. o tarz şeyler koyup hani sigaranın sonuçlarını hakkında uyarıyorsun insanları et paketlerinin üzerine de işte bu bir canlı hayvandan yapılmıştır diye bir uyarı koymak lazım diyor. Yani o gerçek maliyetin insanlara hep hatırlatmak gerekiyor diyor. Bence mesela ona ek olarak hatta ondan bile önce olarak... Yani o ürünün asıl böyle bu karbon ayak izi noktasındaki etkisini göstermek gerekiyor. Çünkü asıl insanların bir haber olduğu o yani. Hani iyi kötü şeyi biliyorsun tabii ki de. Yani o bir hayvandı yani bunu kimse gökten indiğini düşünmüyor. Ama... Bu anlattığımız inanılmaz rakamlarla ilgili kimsenin hiçbir fikri yok ya. Bu bana gerçekten garip geliyor. Onları mesela şu boyuta indirebilmek gerekiyor. Hep öyle yapıyorlar ya bu su ayak iziyle ilgili ben geçen çok araştırdım ya bir şeyler. Ee, mesela bu et var mesela. 350 gram et arabayla 75 kilometre gitmenize eşdeğer karbondioksit üretiyor. Yani böyle onun skalası da böyle herkesin anlayabileceği arabayla bilmem nereye gitmek kadar karbondioksit. Çünkü rakam olduğu zaman da bizim bile aklımız karışıyor. Aldığım notlara bakıyorum böyle. işte binden kaç ton bölü 250 mil falan böyle minfake oluyorsun. Zaten localar falan da bunu kullanıyor ya bu işte petrol locaları, bilinenvel hocaları. Lojede mi Kakanlar... kardeşim bunlar lobi. Lobi ya, loje ne? Benim mekanım gelmiş. <laughs> ben, bir loji, ben ben bir lojeye gideyim benim mekanım gelmiş. Petrol lobileri falan. Ya bunu böyle ins her insan anlayabileceği seviyeye indirip anlattığın zaman bence etkili olabilir. Güzel bir çözüm olabilir yani. evet evet, konuştuğumuz gibi yani. En önemli kısmı bunun iletişimini nasıl kuracağımızı bulmak. Hani bizi mesela son bölümü paylaşan çok kişi oldu. Teşekkürler herkese. Ama acaba onların ne kadarı bu konularda bilinçsizken dinleyip beğendi? Ne kadarı hiç bu konuda kör cahilken bir bilinç seviyesine vardı? Onu tam ölç ölçümleyemiyoruz elbette. Hani herkesi, her bir dinleyiciyi tek tek tanımadığımız için. Hani belki biz de anlattık anlattık. Yani bu konuyla çok alakası olmayanların bir kulağından girip öbüründen çıktı. Ben gibi. Zaten bu konuyu <laughs> biraz kafa yoran insanlara ...erişmiş olduk. Çok bir etkimiz olmamış da olabilir... ...yani bilmiyoruz ama... ...daha incelikli nokta... ...zaten bizim de geçen bölüm konuşmaya çalıştığımız hani... ...işin üzerindeki psikolojik boyutu aşabilmek. Hani ben şeyden çok eminim... ...bugün böyle veganları... ...hor görüyorlar ya işte... ...geyiğini yapıyorlar. Biz de yapıyoruz Hı -hı. arada bu arada. Komik çünkü. Ama hani işte şey... ...abi et yenmez mi ya... ...noktasında ya genelde bu iş. Hı -hı. Yani şeyden çok eminim... ...artık böyle 5 yıl mı 10 yıl mı sonra bu rüzgar tamamen tersine dönecek. Yani böyle et yiyen insanlara abi sen bayağı cahilsin herhalde hala etmiyorsun falan noktasına gelecek. Ve bir noktada zaten büyük ihtimal et böyle çok zengin insanların yiyebildiği bir şey haline gelecek. Belki merdiven altı kaçak yani. Çünkü popülasyon böyle inanılmaz hızla arttığı için hani gıda krizi de çok kapıda aslına bakarsan. Nasıl ki işte bu şeyler konuşuluyor. Du onu öğrendik bu olaylar başımıza gelince işte salgınların çok büyük tehdit olduğunu. Aslında çok uzun süredir de işte gıda krizi, su krizi, gıda savaşı, su savaşları bunlar konuşuluyordu. Bunlar çok eli kulağında şeyler yani çok uzak gelecek değil. Ve bunlar daha gerçeğe dönüşmeye başladıkça bu konuda duyarlılık çok hızlı bir şekilde artacak ve yön değiştirecek insanların bakış açısı. Evet abi ya çünkü et dediğin şey baktığın zaman ya ilk insandan beri yediğimiz şey ya. Ya bütün dünya mutfaklarında 2000 yıldır et var yani. Ya böyle çıkarılması inanılmaz zor bir şey olduğu için o noktaya geldiğimizde bence çok geç olmuş olacak. Çünkü ben et ya yani et çıkarılabilecek bir şey gibi değil. Mesela işte kültürel ya zaten bu değişimlerin çoğu aslında. Hani kültürün değiştiği, sonuçta yemek de kültürün önemli bir parçası. Özellikle Türkiye gibi bir ülkedeysen, zaten bütün sosyalleşmen ya yemek ya çay kahve üzerinden oluyor. Hani buradan eti çıkarmak da hani kebap yemeye, burger yemeye arkadaşlarına gidiyorken ıspanak yemeye, brokoli yemeye gidemezsin yani. Ya da bilmiyorum büyük konuşmayayım. Z kuşağı alttan gümbür gümbür geliyoruz kardeş biliyorsun. Onlar bu konuda bayağı duyarlı. Bütün umudumuz Z kuşağındadır. Ya onlar mesela gerçekten bu konuda biz, bizden çok ileride ya. Onları bayağı takdir ediyorum. Bize arada yazıyorlar hani biz Z kuşağı hakkında konuşun konuşun diye. Onu da hazırlıyoruz yani. Onu da gündemimize aldık ama özellikle bu konudaki farkındalıkları beni umutlandırıyor. Evet. Ama mesela şöyle düşünüyorum. Mesela anneanneme et yemeyi bıraktıramazsın. O kuşağa geç artık. Mesela annem, babam tayfasına da bence et yemeyi çok zor bıraktırılır. Biz biraz daha tüketmeye devam ederiz. Z biraz daha tüketmeye devam eder ama böyle dünya'nın şu anki artık böyle ömrü 50 yıla falan ölçülüyor ya, geri dönülemez noktaya. Hı hı. Ya o noktaya hani böyle Z'ler bilinçli Z'lerin çocukları belki tamamen dediğin gibi yeşil olabilir. Ama zamanlar tutmuyor hiçbir araştırmada. Yani böyle üretimin kesilmesi gibi radikal şeyler yapılması gerekiyor. Çok az zamanımız kaldığı için. Yani keşke bunu 100 sene önce konuşmaya başlasaydık. Ama internet de yoktu. Bok konuşuyorduk. Nerede konuşacaksın? Sokrates mi konuşsun şeyde? Çıkıp böyle kahvelerde falan. Et yemeyin. <laughs> Et yemeyin millet falan. Ben, ben de yani birkaç ay öncesine kadar bu konuda bir farkındalığım yoktu yani. Benim de hiç yoktu bu arada. Benim hala yok bu arada. <laughs> Okudukça böyle hani böyle... Senin teoride <laughs> var da pratiğe çeviremiyorsun. Öyle bir sıkıntım var. Yani ya bana anlat sonra anlatayım. Yok yok ben de artık böyle sürekli bunları düşünmeye başladım. O bile bence bir adım şu an. Tabii pratiğe dökmek gerekiyor ama en azından et görünce artık aklıma böyle karbonhoyekizi falan bin tane şey gelmeye başladı dışarıdayken de. Evet ben mesela kendimde o hoşuma gittiği için böyle bunu anlatmayı seviyorum. Çünkü şey modundayım artık hani yine eski alışkanlıklarımı yapsam da aklıma geliyor böyle geçen işte sette ünlü bir isimle çekim yapıyorduk. Böyle çok sıcaktı adam böyle arabasını... Çekip oraya çalışır vaziyette bırakmış ve saatlerce o araba orada o şekilde kaldı. Ve bu birkaç gün tek tekrar etti. Abi tek düşündüğüm şey oldu ya karbona ayak izi oldu. Yani o herifin karbon ayak izini bir ölçmek istiyorum ya. Yani uçağı falan da var kendisinin zaten. Bence bir kıta kadar vardır ya onun. Ya, ya Türkiye'nin öyle... geri kalanına denk olabilir yani. Olabilir olabilir. İşte ama... İşte bu, ya ben şey şey inanıyorum hani bu şekilde... Düşüncenin artık böyle algının bu şekilde değişmeye başlamasıyla bir şeyler değişecek. Ne kadar uzun sürer bilmiyorum ama sonuçta bu kaçınılmaz ve mecburi bir değişim olduğu için bir yerden başlaması lazım artık. Ya o yine jeti... olsa bile o değişim. O, ya, o yine jetiyle Dominik Dominik'e gider. Biz kırmızı et yemeyiz. <laughs> o daha çok <laughs> o daha çok yaksın diye biz daha az yeriz. Buna da varız be. Alabilir, Buna da varız. Dünya böyle bir yer zaten biliyorsun. Evet evet bu arada yani. Güçlüler yaşasın diye ölür zayıflar. yes. O zaman kardeş uçak dedik, jet dedik. İkinci maddemize geçelim mi? Geçelim. Hatta ikinci maddemize birinci maddeden geliş, geçelim. Yine önemli bir karbon ayak izi kalemi ulaşım aslında hepimizin e, hayatında olan vegan olalım ya da olmayalım ve bunda şey bile kritik mesela o konuda bile bu konu yani bu yani senin tükettiğin ürünün e, daha çok bu yiyecekler oluyor nereden geldiği bile çünkü sonuçta e, geçen bölüm biraz bahsetmiştik yani sen Erzincan tulum yiyince o Erzincan'dan geliyor ve bir o yolculuğun e, karbon salınımı oluyor. Yani sen sadece onun yerine daha yerel, yakın çevrede üretilen ürünlere dön dönünce bile vegan olmadan bunu yapsan bile hani sevap hanene bir artı point yazılmış oluyor çevrecilerin dininde. Mesela da şöyle bir istatistik var abi yine o New York Times'ın makalesinde vardı. Lokal yemek yemeye başladığın zaman sadece bak yine kıyına kırmızı et ya her şey ki ama onu da lokalden almaya başladığın zaman sağdan soldan yılda bin mil uçak yolculuğu yapmış kadar dioksit kurtarıyormuşsun. Hiç hiçbir alışkanlığını değiştirme ama işte Erzincan tulum değil de işte buradan Tekirdağ'dan peynir al gibi bin mil yapılan uçak yolculuğunu eşitmiş. Ben mesela şimdi bir tık onu da düşünmeye başladım yani hani bu ürün nereden geliyor? Daha yakından üretilenini alabilir miyim? Gibi bir nacizane farkındalığa erişme, erişmenin arifesindeyim diyeyim, eriştim demeyeyim de yalan olur. Daha geçen yedim İzmir tulum çünkü. Nasıl ama? <laughs> Nasıl ama İzmir tulu? Yenmez bebeğim. Yani şu güzellik. Bak. Dünya bir yana, İzmir tulum bir yana şimdi. Peki mesela bir şey söyleyeceğim ama olmazsa. Ya İzmir İzmir tulum buraya getiritmeyeceğine İzmir'e gidip yesen daha mı iyi diye düşündüm ama geri döneceksin ya. <laughs> Bayağı daha kötü kardeşim. Daha kötü evet evet. Tamam. Onun dışında biraz veri verelim. Araba Yılda 2.4 ton. Tabi bu şeyler rakamlar tek başına anlam ifade etmiyor ama karşılaştırmak için uçağa vereyim mesela. Yani bir yıl boyunca araba kullanınca 2.4 4 ton e, karbon tüketim var. Tek bir uçak yolculuğunun kişi başı maliyeti 2.8 ton mesela. Aslında uçak çok ciddi problem. Şey düşündüm uçak yolculuğunu kaç mil kaç mil baz alıyorlar diye düşündüm de. Öyle bir şey de vardı. Onda hani şey gibi yapmışlardı. Onda şey gibi yapmışlardı hani işte Amerika'da işte atıyorum Houston'dan bilmem nereye yapmakla gibi bir açığı şey vardı onu düşündüm. Evet işte büyük ihtimalle hani uçuş sıklıklarını alıp daha ortalama bir uçuşu baz almışlardır diye tahmin ediyorum. Şey hangi siteydi o? Ha hani not almışım. Atmosphere diye bir tane site var denk geldi mi? Yok. Onda da abi şey yapıyorsun. İşte İstanbul'dan İzmir'e ben öyle yapmıştım. İstanbul'dan İzmir'e uçuyorum diyorsun. Havayolu şirketini giriyorsun. İşte ekonomi klas uçuyorsun? Her şeyini giriyorsun. Sana ne kadar ton karbondioksit sebep olduğuna, salınma sebep olduğunu söylüyor. Karşılığında da altta bir tane bağış var. Bu bağış da abi direkt böyle non-profit, böyle onaylanmış organizasyonlara gidiyor kar amacı gütmeye. Ve mesela 9 dolar bağışlayıp mesela şey yapıyorsun. 17 tane ağaç diktiriyorsun gibi şeyler de var. Neutralize ediyorsun yani şeyini. Aynen. Bunu hatta Skyscanner falan da bir ara şey yapmış. Bu şey var ya karbon bilmem ne uçuşlar falan oluyor bazen. Altında kanka mesela 110 dolara bilet aldın. Mesela 124 dolara çıkartıp 10 dolar şeye bağışlıyorsun bu derneklere bağışlıyorsun. Onlar senin adına ağaç dikiyor gibi çok duyarlı olursanız böyle seçenekler de var. Yani uçmak zorundasın okey ama 20 dolar daha verip işte Hindistan'daki ağaçların dikilmesine yardımcı olan çok şeffaf bir organizasyona para katabiliyorsun. Onun da sahibi kesin havalı şirketidir de neyse. <gülüyor> <gülüyor> Ona da hiç güvenim yok da neyse yani. Ya evet o da bir tık böyle hedef şaşırtma gibi aslında hani. Ya yani uçağa da karışmayın ağaç dikelim boşver ver falan <gülüyor> gibi. <gülüyor> Aynen hani millet aç aç hani. Hindistan'da ağaç yok ya ne kar. Onları bir yere çekmişler ama en azından en azından güzel. Şeyi izledim. O çok enteresandı. Bhutan'ın Huta'nın ee, bir şey bakanı. Oha ne kadar. Yani ben de izledim. Cahilce ben izlemiş izledim. Bir, İnanılmaz bir TED konuşmasıydı. Sen nasıl buldun bilmiyorum da. Benim yani adamın anlattıkları böyle genel olarak tavrı, anlatma şekli, hikayeleştirmesi falan çok hoşuma gitti. Bence de çok güzel. O böyle iki derece iki derece detayı falan da çok güzeldi. Bu Hutan zaten mükemmel bir ülke. Benim en çok gitmek istediğim ülke şu anda. Öyleydi zaten birinci sıradan böyle birinci sıranın da üstlerine falan doğru çıktı bu TED konuşmasından sonra. Dünyanın ilk karbon nötr ülkesiymiş. Yani bu şu demek hani bütün o karbon salınımı o insanların da dahil olmak üzere e, atmosfere salgıladığı karbondan daha fazla oksijen salgılayarak oradaki dikil olan ağaçlar yeşil alanlarla birlikte karbon pardon karbon nötr dedim karbon pozitif ülkesi. Nasıl değil? Karbon ya? negatif. Karbon negatif ülkesi. Ha karbon yani, negatif evet karbon negatif. daha pardon. fazla oksijen yani, tüket, daha çok karbondioksit tüketiyor. Bir de komşu Çin ya yazık. E resmen yandaki ülkenin karbondioksitini de alıyor. Çin ve Hindistan arasında e, sıkışmış bir ülke aslında. Yani dünyanın en kalabalık, en böyle bu işin hani bokunu çıkarmış iki ülkenin arasında kurtarılmış bir alan gibi. Ama tabii ki yani çevre öyle bir şey olmadığı için, yani hani o kirli hava sınırda durmadığı için adamların havası zehirlenmeye devam ediyor. Onlar da bayağı çevre felaketleri yaşamış böyle seller vesaire. Ama şeyleri falan çok güzeldi ya. Böyle adamların kanunlarında böyle yeşile karşı maddeler var ya. Hani böyle ağaç kesemezsin işte her şey bizim dostumuzdur. Böyle bildiğin aslında böyle bir öğretim manifestosu gibi adamların şeyi var, kanunları var. İşte biz bir bütünüz falan gibi. Çok hoşuma gitti benim. de. Ya i̇şte o şey hikayesi güzel aslında. Onların da yani liderleri aynı zamanda spiritüel de bir lider olduğu için o işte kimin şeyiydi ya? Platon'un muydu galiba? Platon'un bir kitabında şey hikayesi var. Yani filozof kral diye bir terimi var. O da şey diyor yani ideal kral, ideal yönetici aynı zamanda bir filozof olmalı, bir düşünce adamı olmalı diyor. Hatta işte mesela bu Marcus Aurelius'u anlatmıştık bayağı. Marcus Aurelius tarihteki ya tek demeyeyim de en göze çarpan filozof kral olarak anılıyor. Çünkü adam gerçekten hem filozof hem kral yani. Onlarda da bir tık böyle sistem onu zorluyor. Yani hem ee, düşünce adamı, spiritüel bir lider olmalı hem de ülkeyi yönetmeli. Anayasayı hazırlamalı, yürütme organı olmalı gibi. Sonuçta muazzam yani adamların Gross National Happiness miydi? Neydi o ya? GNH dedikleri işte. Bu GDP var ya işte ülkelerin refah seviyesini işte kişi başına üretim üzerinden hesaplıyor. Onlar da ona karşı işte kişi başı mutluluk diye bir endeks hesaplıyorlar. Bunun içinde ee, hani senin anlattığın o çevre hikayesi de var, e, sosyal imkanlar da var ve bunu hep geliştirmeye uğraşıyorlar. Hani halkımızın mutluluğunu nasıl daha iyi ölçüp daha fazla arttırabiliriz gibi. Sonuç muazzam tabii de küçük bir ülke onun da avantajı var yani. Böyle hikayeler genelde biliyorsun hani küçük ülkelerden çıkıyor işte, İzlanda, Finlandiya. Orayı da iki tane yamyam ülke iyi bırakmışlar ya Hindistan için. Yani normalde böyle içlerinden geçmeleri lazım yani. Çok dağlık bir alan yani, kimseye hayır olmayan bir alan aslında. O yüzden. ...arada unutulmuş diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum. Hikayesini daha iyi okumak lazım da. Aynen. Ama o TED Talk'ı izleyin. Bence de bayağı... ...kafa açıcı. Okey abi. Şimdi en son... ...dedik ki... ...arabalardaydık. Driveless. Dedik. Yani son olarak da bu karbon ayak izinden... ...bahsedebileceğimiz klasik... E, ...hani elektrik tüketimi zaten. Bununla çok fazla açıklamaya gerek yok. Sonuçta elektrik... E, ...fosil yakıtlardan çoğunlukla elde ettiğimiz için... ...en azından bizim ülkemiz özelinde... ...her türlü elektrik harcaması... ...aslında şey yaratıyor yani doğaya karşı bir bedel yaratıyor diyeyim. Burada da zaten çok düz bir şekilde elektrik tüketimini ne kadar e, azaltırsan, ne kadar tasarruflu ürünlere geçersen. E, ampul cool, olsun, beyaz yani. eşya olsun. Aynen o çok klasik şeyler zaten. Evet. Ya da en basitinden arkadaşlarınla bir yere geldiğinde PlayStation ya da televizyon oynamaktan ziyade daha böyle board game'leri tercih edersen, masajüstü oyunları tercih edersen bile bir nebze de olsa bir etki yaratmış oluyorsun aslında. Ya bu arada hani şeyleri söylemedik bile tabii ki. Onları zaten default biliyoruz diye. Geri dönüşümün önemi yani bu atıklarınızı ya yani sıfır atığa gelmeden o bambaşka okuzun bir konu. yani hı hı. geri dönüşümün ne kadar önemli olduğunu zaten söylemiyoruz bile. Bir de yine bizim minimalizm bölümümüze de küçük bir göz kırpıyorum ve daha az satın almak da buna bu da inanılmaz bir çözüm. Her şeye daha satın almak aklınıza gelen. Bu da aslında bir şey satın almayarak o ürünün ürettiği bütün o karbon salımını, sebep olduğu bütün karbon salımını kabul etmemiş oluyorsunuz. O yüzden buy less de yani az satın almak da çok etkili bir yöntem. Ya da bu çok duyarlıysanız işte fair trade ürünler oluyor. Görürsünüz ve dikkat ederseniz şeylerde, kıyafetlerde oluyor, her şeyde oluyor. Mesela fair trade'ler bu karbon emisyonuna dikkat eden kurumlar oluyor. Bunlar da kendi öyle pazarlıyor aslında yani baktığın zaman. Ama bir şey dikkat ediyorlar sonuçta. As ee, az satın almak da hem hayatınız için güzel, hem minimalizme yaklaşmak için güzel. Hem de cüzdanınız için güzel. Evet, hem de paran cebinde kalıyor. Daha ne olsun ya? İşte şey var mesela bu bireysel çözümde en çok öne çıkan slogan işte 3R diyorlar. Reduce, rakı, Reuse, Recycle. Arada rakı da var. <gülüyor> <gülüyor> o 4R kardeş. O 4 aynen. Yani. Hani baktın olmuyor rakı. Baktın olmuyor rakı aynen. O da şey işte azalt, yeniden kullan ve geri dönüştür gibi. Geri dönüştür. Hani Hı -hı. hem tüketimini azaltmak hem kullanılmış ürünleri satın almak yeni bir ürün sıfır paketli bir ürün almak yerine hem de aynı zamanda geri dönüştürmek. Yani bu üçünü birden yaparak e, bu işe katkı sunabiliyorsun. Orada da şey zaten benim aklıma geliyor. Bu ara ona da kafayı taktım biraz. Paylaşım ekonomisi falan da. Evet. Bu işin bir ayağı olabilecek. Ben hani gelecekte zaten böyle çok kaçınılmaz bir şekilde geleceğini öngörüyorum. Hani çünkü bu anlattığımız her şeyin öbür tarafında da şöyle de bir boyut var. E kimse hiçbir şey satın almazsa millet nasıl para kazanacak gibi. Ya ona ekonomi her türlü uyum sağlamak zorunda yani o sonuçta tartışılabilir bir şey değil yani hani şey hikayesi gibi olacak işte. Beyaz adam son nehri de tükettiğinde paranın yenilmeyecek bir şey olduğunu anlayacak diye bir Kızıl Deli <laughs> sözü var ya. <laughs> evet. Ya onun gibi hani öncelikleri biraz daha akıllıca koymak lazım. Çünkü bir yanda ciddi bir çevre krizi söz konusu ve çok uzakta değil yani. Evet. Ya böyle, evet. bu arada baya panik bir şey ya. Zaten bizim Türkiye'nin gündeminden bahsetmiyorum yani. Bir şeyin iki gün arka arkaya gündem kalması imkansız bir ülkede olduğumuz için biz de göz ardı etmişiz ama bir tık araştırıp baktığınız zaman gerçekten böyle 50 yılımız kaldı yani. Biz belki görebiliriz kadar az bir zaman kaldığını görüyorsunuz geri dönmez noktaya. O yüzden yine o zaman şey diyerek kapatalım ya. Çünkü çünkü mangal yağmış benim gitmem gerekiyor artık. <laughs> Değil mi? <laughs> Alev almışım mı sonunda? Baya közler olmuş. Ben şimdi ete düşeceğim de. Kapatalım yavaştan. Yok şey. Yani yine bir, bir sıfırdan büyüktür diyelim ve bu kadar şey anlattık. Siz de birçok şey biliyorsunuzdur bizim bahsetmediğimiz. Ya en azından bir şeyleri bırakmaya başlayalım yani. Mesela ben mesela kendi açımdan geçen haftanın da günahlarını temizlemek için mesela önümüzdeki bir hafta boyunca mesela kırmızı et tüketmeme sözü veriyorum. Sonrasında dikkat edeceğim tabii ki. Sonra yine bokunu çıkarmayacağım ama. Ben zaten o konuda biraz şeydim ya. Böyle neredeyse pesketaryen bir beslenmeye dönmüştüm. Çünkü bir yandan ben kırmızı etin sağlık açısından da kötü olduğunu düşünüyorum. Hani şey bu kendi hissiyatımdan da yola çıkarak söylediğim bir şey. Bu yönde kuduğum araştırmalar da var yani. Sindirim sistemine çok iyi gelen bir şey olduğunu düşünmüyorum genel olarak. O yüzden zaten azaltmıştım. Hani daha da azaltmaya devam ediyorum. Ben şahsen şey yapacağım ama. Yakın zamanda bisiklet alacağım abi. Zaten Erenköy'e taşındım. Artık cadde çocuğuyum. Almazsa olmaz yani. Onu emlakçıların vermesi gerekiyor ya oraya taşınanlara. Hemen bisiklet böyle evin önüne koyması lazım. Onu da ikinci el alacağım. Nice. Kör kapitalizme bir şey de ben sunmayacağım. Bir bıçakla sen sok. Okey. O zaman sen de bu hafta bisikleti alıyorsun. Ben de bisikletimi alıyorum. Beni bisikletimle Cadde Bostan sahilde görebilirsiniz bundan sonra. Var mı başka diyecek bir şey? Yoksa insanlardan bir... bir, söz isteyelim insanlardan. Siz de ilk istediğimiz söz bu bölüm paylaşmak olsun. Aynen. Ya bu bölümü evet ya bu bölüm paylaşmak dünyaya karşı küçük bir sorumluluk gibi bilinç artırmak için. Evet ya biz de böyle hani bu konunun Normal konuştuğumuz seyrimize kıyasla daha sıkıcı geldiğinin farkındayız ama üzerimizde bir sorumluluk hissettiğimiz için konuşuyoruz yani ee, o zaten çok anlaşılıyordur diye tahmin ediyorum. Hani siz de paylaşarak daha fazla insanı yaymamızı daha fazla insanı bilinçlendirmemizi sağlayabilirsiniz. Hatta şöyle yapalım, paylaşırken de üzerine mesela şey gibi bir şey yazarsanız çok güzel merak uyandırır. İşte alıyorum, marketten poşet almayı bırakıyorum. Ben böyle merak ediyorum kırmızı et yemeyi bırakıyorum yani bisiklet alıyorum deyip bizim bölüm paylaşırsanız hem diğer insanlara da dikkat çekici olur yani ne alaka abi niye böyle bir şey yazdın acaba falan derler. Böyle bir tık daha ilgi çekici bir hale getirebiliriz bunu. Komple bırakmasanız bile bir hafta bile deneyebilirsiniz yani. Okey. Denemeye değer. Denemeye devam. Bir sonraki bölümümüzde biraz sürdürülebilir hayat serisine ara verelim. Bence de evet. Bir tık eski konularımıza geri dönelim. Çevreye duyarsız dinleyicilerimiz için de biraz <gülüyor> tekrar <gülüyor> eski yakışımıza birkaç bölüm yapalım. Evet. Hem aslında şey de olabilir. Çevreye duyarlı ama her gün metrobüsle gelip gidiyor. Buradayız. Seni de unutmadık koca yürekli adam veya kadın. Senin yanındayız. Haftaya tekrar o konulara geri dönelim o zaman bence de. Bundan sonraki Sürdürülebilir Hayat serisindeki planlanan bölümlerimizin arasında... Bu bölüm uzadığı için konuşamadığımız sıfır atık. Hı hı. Ve daha sonra da 25 litre belgeseli üzerinden ki bence o da çok ciddi yani. bir sorun su problemi. Hatta şu anda Finish böyle bir kampanya yapıyor görmüşsünüzdür. Önceden bir inceleyebilirsiniz yani bayağı enteresan bir konuda o da acil bir konuda. Acilen suyu bırakmalısın. <laughs> Buymuş değil mi? Eğer suyu bırakıyoruz. Şey vardı ya böyle bir ara bu kampanyalar çıktığında böyle işte rakıyı susuz için size destek oldum falan gördün mü onları? Rakıya i̇şte, katılan o, su yani... miktarı yüzünden falan. Çevreye duyarlılığın. Bunlara indirgenmesi beni hep üzmüştür. Üzmeye de devam ediyor. Kanka ben yine her zaman bir sıfırdan büyüktür diye. O adam hayatta su hakkında konuşmaz da hayatta. Yani rakı üzerinden efkarlı bir geyikle bile bunu söylüyorsa ben yine okeyim. Susmasından daha iyidir. Evet kapatıyoruz galiba burada. Uf, evet çok konuştuk yoruldum. Bir de konuşmayı da Çok sıcak podcast'te. oldu bu arada. Onu çok sıcak ya bunaldım falan yani. Küresel ısınma küresel ısınma. Evet abi bir de mangalda olduğu için galiba o da ayrıca sıcak yaptı. <laughs> Şu an böyle Vay ciddi ya. misin değil misin ben bile bir evet. kere <laughs> dinleyenlerin arasında da o arada kalmıştı yaşayanlar vardır. Yaşayanlar vardır. Ve bilemezsiniz. Girip hikayelerime bakın. Göreceksiniz. <laughs> Hiçbir zamanda bilemeyeceksiniz. Sen <laughs> zaman bilemeyeceksiniz. Hikaye atmazsan gerçek değildir. Bu işler böyle. Okey. Okey. Haftaya kadar görüşmüyoruz. Aynen. Haftaya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.